Son günlerde sıkça konuşulan GSS yani Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının yapılandırılması için son gün geçtiğimiz salı günüydü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, vatandaşlarımızın borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler dedi. Bu vesileyle biz de sokağa çıktık ve vatandaşlarımıza prim borçlarını yapılandırıp yapılandırmadığını ve bu durum hakkında ne düşündüklerini sorduk. Şimdi bu genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için son gün geçtiğimiz salı günüydü. Evet. Siz yapılandırdınız mı? Hayır. Bu af falan mı bekliyorsunuz yoksa borcunuzu ödeyecek misiniz? Ya şöyle bir şey, daha henüz hani tam bir bilgi edinemedim ben ondan. Zaten eşim ilgileniyor. Yani nasıl bir şey, yani ne yapmak gerekiyor tam olarak bilmiyorum. Genel sağlık sigortası güzel bir sistem. Özellikle bu şeyden gençler yararlanıyor. Yani diğer insanlar değil. Beni etkilediğini düşünmüyordum ama sanırım bizi de etkiliyormuş. Sigorta konusu olunca herhalde gençleri bu kadar etkilemez diye düşünmüştüm ama bizi de etkiliyormuş. Yani bu konuyla ilgili pek bir bilgim yok şahsen. Sigortalı mısın peki? Ben hafta sonları çalışıyorum. Bir ajansla anlaşmalıyım. Onlar günlük çalıştığım kadar bana sigorta yapıyorlar. O kadar. Devlet en ufak miktarda bile parasının olduğuna inandığı insanlardan para toplamaya çalışıyor. Ama buna karşılık da sağlık hizmeti veriyor. Sağlık hizmeti devletin bu kadar çok karşılık beklemeden sunması gereken bir şey diye düşünüyorum. Genel sağlık sigortası hakkında bir bilgin var mı? Yok. Sağlık sigortası genelde bir işe yaramıyor yani bana göre. Çünkü çoğu ilaçlarımı kendim parayla alıyorum. Çünkü ben diyabetli olduğum için bazı makinelerin şeyini, çubuklarını ödemiyor. Açıkçası bu birdenbire insanlara borç çıkması biraz adaletsizlik. Keşke daha önce bir bilgilendirme sistemi ve bir süre tanınsaydı. İnsanlar çok daha rahat öderlerdi ya da bir haksızlık olsaydı itiraz etme şansları olabilirdi. Genel sağlık sigortası hakkında bir bilgim yok. İşsiz kalan insanların sömürüldüğünü düşünüyorum. Gerçekten işsizken borç çıkıyor. Bazı insanlara milyarlarca borç çıktı. Yani uygun bulmuyorum. Devletin daha uygun şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum bunun hakkında. Ama af da çıkıyor. Af çıkıyor ama indiriyorlar belli. Gelir tespiti yaptırıyorsun ve iniyor. Yani işsiz kalan insan zaten mağdur. Onun hiçbir şekilde bir şey borcu olmaması lazım. Hatta maaş bağlanması lazım. Adam sana ben indirdim cüzi bir miktar diyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bence her vatandaşın genel sağlık sigortası olması gerekiyor. Sonuçta sağlık meselesi. O yüzden bence yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum.